Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Aralık ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Toplamda 5 kitap okumuşum. Evet, az bir sayı. Ama 2019 yılında 100 kitap okuma gibi bir hedefim var. Sizin hedefiniz bu yıl için kaçtır aşağıya yorum olarak yazarsanız fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Şimdi dilerseniz okuduğum kitaplara ve kısaca anlatımına hemen başlayalım. Evet, Aralık ayı güzel bir geçti aslında Aralık ayı ve hedeflerimi belirledim 2019 için. O yüzden gayet verimli bir ay oldu. İlk olarak okuduğum kitap, biliyorsunuz, Harry Potter'a başlamıştım. Harry Potter'ın ikinci devam kitabı Sırlar Odası'nı okudum. Bu kitap eski basımı, biliyorsunuz ki yeni basımını almadım eski basımı varken. Biraz daha böyle kağıt kağıt kalitesi daha iyi bence eski kitapların. Bu kitap kaç sayfa? 403 sayfaymış. Harry Potter'ın işte Harry Potter yaz tatilinden sonra Hermione vesaire geri dönerler. Sırlar Odası diye bir oda vardır ve bu odayı bulmak yine Harry Potter'a düşer. Yine eğlenceli, heyecanlı bir kitap. Ama ben bunun açıkçası felsefe taşına biraz benzettim. Felsefe taşına da biliyorsunuz o felsefe taşı, spoiler olacak gerçi, bulunduğu yer bununla böyle sanki aynı gibi geldi bana. Üçüncü kitabı merak ediyorum. Bu kitapta birazcık da sıkıldım denilebilir. İlkine göre felsefe taşı çok güzeldi gerçekten çünkü. İlk olarak okuduğum kitap Harry Potter ve Sırlar Odası. Şimdi üçüncüye geçmem lazım. Azkaban Tutsağı sanırım. Henüz geçemedim çünkü 1 ve 2'nin filmini izleyeceğim. Öyle geçeceğim. Sonra okuduğum kitap... Bu kitabı da büyük ihtimal benden duydunuz. Lütfen bu kitabı alın okuyun. Hem de bu aralar filmi çıkmış, bana da söylediler. Birkaç kişi abla filmi çıkmış Mary Poppins'in diye. Ve Mary Poppins gökten inen dadı. Bu bir seri kitabı. Toplamda 5 kitabı var. Ben şu an ikincisini okuyorum. Bu kitapta bir aile, 2 tane bir erkek, bir kız çocuk ve 2 tane de ikizler olan bebekler var ve dadıları yok. Bir gün annesi dadı arıyor ve Mary Poppins oraya çıkageliyor ve Mary Poppins aslında böyle kendini çok beğenmiş, böyle biraz egoist, böyle aynalarda durmadan kendine bakan, kendini çok beğenen biri ve çocuklara inanılmaz bir dadı ve bakıcı oluyor. Ama sihirlere sahip, gökte uçabiliyor, ters dönebiliyor, uzaya bile gidebiliyor, anladınız mı? Böyle bir sürü fantastik, böyle sihirli güçleri var Mary Poppins'te ve çocukları da bu aleme götürüyor. Ve Mary Poppins'in şöyle bir yönü de var, hani böyle dadılar çok sevimli, çok iyi niyetli, iyi kalplidir ya, Mary Poppins öyle değil. Mary Poppins de çok iyi kalpli ama dedik kızabiliyor çocuklara ve böyle ters davranabiliyor. O yüzden biraz daha farklı türlerine göre diyorum. Mary Poppins, bildiğiniz bu klasik aslında. İlk kitabı, ilk filmi 1960'larda çıkmış olması lazım. Şu an vizyona giren Mary Poppins Geri Dönüyorum. Yani ikinci kitabın filmi. O yüzden bence bir filmine gidecekseniz ilkini bence bir alıp okuyun. Diğer okuduğum kitap da bu ay Mary Poppins Gökten İnen Dadı'ydı. Bu ay diğer okuduğum bir kitap. Bu kitabı ben ucuzkitapal.com'u biliyorsunuz. Sayemde hepiniz alışveriş yapmışsınız. Çok mutlu oldum. Ben de açıkçası 2019'da kitap alışverişi yapmıyorum. O kitaba vereceğim o parayı kumbaraya atacağım. Kütüphanemdeki kitapları bitiriyorum bence. Siz de bu yıl öyle tasarruf yılı yapın. Ve alışveriş yapacaksam da ucuzkitapal.com'dan yapacağım. 1 liraya 2 liraya kitaplar ve 2 liralık bir kitap almıştım. Denendi, test edildi, onaylandı. Felis Holman'ın Metroda Bir Robinson kitabı. Dünya Gençlik Edebiyatı 20. Yüzyıl Klasikleri ve 1977 Lewis Carroll ödülünü almış. Bu yayın evinden çıkmış bir kitap. Sadece 2 lira ama o kadar güzeldi ki konusu, anlatamam yani. Bu kitabı ve bunun gibi diğer kitapları, bu serinin başka 2-3 kitabı daha var. Buluyorsanız ve alışveriş yapacaksanız alın diyorum. Metroda Robinson 13 yaşındaki bir çocuk. Annesi babası yok. Teyzesiyle kalıyor ve okulunda psikolojik şiddete maruz kalıyor. İşte aşağılanıyor. İşte cılız. Hakaretlere maruz kalıyor. Ve çok bunalıyor ve evden, okuldan kaçıyor. En sevdiği şey metrolara binmek ve metroda herhangi sıradan rastgele bir durakta inip gezmek. Metroları inanılmaz seviyor ve bir gün metroda kaçıyor birinden ve kaçarken tünelin içine giriyor metroda. Ve metroda, tünelde, karanlıkta boş bir oda buluyor.
Ve ve o boş oda onun bundan sonraki evi oluyor. Bildiğiniz metroda o dehlizde ileride karanlık olan yerde bir oda olduğunu ve bir çocuğun oraya eşyalarını yapıp yaşadığını düşünün. Çok değişik, çok fantastik, yani anlatamıyorum, alıp okumanız lazım. Gerçekten müthiş bir hayal gücüydü ve çok güzeldi. Ve en son metroya bindiğimde aklıma hemen metroda bir Robinson kitabı. Ve de sanki düşündüm böyle, ileride bir boş ada olsa nasıl olurdu acaba, oralar nasıldı diye düşünmeden edemedim. Ve sonra bu ay diğer okuduğum dördüncü kitap ise Avukat Meryem Kamer'in Çaylak Avukat'ın Günlüğü. Bunu biliyorsunuz, yılın son okuma maratonunda okumuştum. Ufak kısa bir kitap, Bilge Yayın Evi'nden çıkmış. Yeni avukatlığa, hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş ve avukatlığa yeni başlamış bir kızın başından geçenler anlatılıyor. Hani bilirsiniz, Amy McBeal gibi falan sanırsınız bu hukuk dünyasında avukatlığı, ama Türkiye'de günümüzde maalesef hiçbir alakası yok ve bu acınası, bu trajikomik olaylara bu kitapta yer verilmiş. Bildiğiniz gerçek yer verilmiş. Ve kitaptaki isim de Meryem yine, soyadı da Kamer. Acaba düşünmedin değil, gerçekten kendini ve etrafındakileri mi anlatmış diye düşünmeden edemedim. Avukatlığa başlar, işte bildiğiniz işçi köle muamelesi görür ve başından geçenleri anlatılıyor ve kitaba da bir cinayet söz konusu oluyor. Cinayet kısmından sonra bildiğiniz arka sokaklara dönüyor kitap. Rıza Baba'ya bağlıyor yani kitap. Ve sonu da çok güzeldi gerçekten. Hani hukuka ilgileniyorsanız bazılarınız bana mesaj atıyor. Abla ben de avukat olmak istiyorum. Hukuk okumak istiyorum. En azından kendinizi o dünyaya alıştırmak için ve hayalinizdeki hukuk olmadığını, hayalinizdeki avukatlık mesleğinin günümüzde olmadığını görmeniz ve bu gerçekten avukat olmak istiyorsanız bu düzene alışmanız ve bir fikir sahibi olmanız için okumanız gereken eğlenceli bir kitap, hem de onu okuyabilirsiniz. Ve bu ay okuduğum son kitap ve en büyük kitap, Gemina Namı Diğer Cemina. Cemina demediğim için bana kızıyorsunuz biliyorum, ama Gemina yani. Ben Gemina diyorum, istiyorsanız sizin için de Cemina. Gemina Illumine dosyalarının ikinci kitabı. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Şahsen Obsidio'yu almayacağım. 50 lira vermeyeceğim. O 50 lirayı kumbara mı atacağım? Evet, kitabın sonunu merak ediyorum, ama kitabın sonunu... Yani çok beni çok şaşırtacak bir şey olacağını düşünmüyorum. O yüzden... Yani bilemedim. Hatta Illumine ve Gemina'yı da elden çıkarmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz şeyde Zebramo'da eski kitaplarımı çok uygun fiyata elden çıkarıyorum. Okumak isteyenler için kitap. Bunu da Illumine ve Gemina'yı da oraya koyacağım, ekleyeceğim. Hatta aşağıya da eklerim kendi linkimi. Illumine'nin devamında Gemina'da yine farklı bir gemide devamı olarak... Bakın isimleri şimdiden bile unuttum. Yani geri dönüp baktığımda affedersiniz 1000 sayfa, yok 1000 değil 2000 sayfa okuyorsunuz. Ama aklınızda bir aya yakın sürede hiçbir isim bile kalmıyor. Donnelly ve Merrick. Evet, Donnelly diye bir kızımız bu sefer kitapta başroldedir. Yine 16 yaşında, artık distopyanın temel bir kuralı. 16 yaşındaki gençler kurtarır kainatı, evreni. Donnelly gemiyi kurtarıyor ve kurtarırken böyle gemiye bu maden şirketinin ismini de unuttum. Maden şirketindeki bir koloni gibi 20 kişilik, 30 kişilik bir grup gelir ve bu koloni ve bu gemideki insanları öldürmeye çalışırlar. İşte yine bu Ezra ve Kaylee. Kaylee'deki gibi yine bir savaş olur ve gemiyi kurtarırlar. Bu sırada kitabın içerisine Ezra ve Kaylee de katılır. Gemina da bu ay okuduğum kitaplardan biriydi. Şimdi okuduğunuzu çok beğeniyorsunuz. Şimdi geriye dönüp baktığımda okumasaydım da olurmuş diyorsunuz, ama bilemedim. Obsidio'yu dediğim gibi almayacağım. Yani benim bu ay okuduğum 1, 2, 3, 4, 5 kitap var. Şu şekilde. Siz bu ay neler okudunuz? Aşağıya yorumlar yazarsanız sevinirim. Kaç kitap okudunuz? Vallahi ben Ocak ayına giriş yaptım. Hatta bu yılki hedefim 100 kitap. 50 film. İlk kitabı okudum, ikinciye geçtim. Yani bu seneki hedefimi gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Hepinize bol bol okumalı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.